agresif oynamak çok yararlı olur. Burada ben bir tane de Orb of Venom alacağım. Bir tane de Wraith Bant alacağım. Wraith Bant last satarken last CS'leri kaçırmamak için, creepleri kaçırmamak için birazcık AP versin diye. Orb of Venom'da iki tane melee'ye karşı oynadığımız için, agresif oyna Pakyu. İki tane melee'ye karşı oynadığımız için slowlayabilelim diye. Yakalanmadan vur sadece. Stun'ını kullanma. İki level olduğumuzda keseceğiz. Getir lane'i getir. Git oraya sen. Git oraya creepleri denylamaya çalış. Stun falan at, verme creepleri. Git bak şu küçük camp'e stack yap. Küçük camp'i stack'le bir sonrakinde pull atarsın. Ben solo dururum burada. Şimdi bak lane'de last hit almaya odaklı oynamanız lazım carry oynarken. Ama iki tane melee var ya karşınızda şimdi. Bizi kesebilme potansiyelleri yok. Steam'imiz var. İşte HP'miz full. Rakibi sürekli harastlıyoruz bu şekilde. Canını azaltıyoruz. Ki üstümüze böyle sürekli koşamasınlar. Bak Paj geliyor mesela şu anda. Bu iyi. Bana stat kazandırıyor. Gel Pakyu, öldü bunlar. Kes onu. Bu benim hatam aslında. Ben Pounce'u kullanıp kaçıp heal atacaktım ama biraz greedy'lik yaptım. Lastini alayım öyle Pounce atar heal basarım dedim. Olmadı. Olsun. Böyle de olur. Sıkıntı yok. At Steen'i çabuk. Çabuk 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 at Steen. Yere bırakıyor mal oradan. Burada çok fazla XP ve para kaçırdık aslında. Bu kötü oldu. Olsun ama yapacak bir şey yok. Kill hatta bende kalsaydı çok iyi olacaktı. Hem Egilit almış olacaktım. Neyse. Lane'i kazanamadılar. Çünkü ben zaten melee hero'yum. Şimdi Orb of Venom'um da var. Lane'de çok daha rahat duracağız. Agro alma. Agro alma Samet. Pudge is missing guys. Lane'de böyle pull atabilirsin stack yediysen. Tamam bak burada şimdi supportumuz pull atıyor. Biz de burada lane'i bırakmıyoruz kesinlikle. Burada hem lastleri alıyoruz abi hem de adamın creeplerini denylamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince XP ve para alamasın diye. Özellikle mage'lerde. Mage'ler özellikle çok önemli abi. Ben 2 levelde tekrardan Essence Shift'e verdim. 3 levelde. 2 level yaptım bunu. Gayet iyi. Şu an iyiyiz. Tam daha pull atma. Stack yap oraya sen. Brist gelirse keseriz. Gel yaklaş. Güzel. Böyle killimizi alıyoruz. Offlane solo kaldığı anda potansiyel kill demektir arkadaşlar. Yanınızdaki support'u yönlendirerek kesebilirsiniz. Full creep odaklı oynamamanız gerekiyor carry oynarken. Full creep odaklı oynarsanız kill almazsanız karşıdaki offlane de sürekli XP'sini alır. İşte parasını kasar. O da item koyar. Sizden üstün olur. Offlane hero'ları carry'lerden güçlü. Güzel. Lane'i pushlamamak için böyle creepleri sürekli denylamaya çalışalım. Ki lane burada kalsın. Lane'i pushladık mı çünkü rakip offlane'e hem XP ve hem para vereceğiz. Buna gerek yok yani.
O yüzden elimizden geldiğince AFK kalıyoruz burada. Gene keseriz Samet. Az gelsin ama. Az gelsin haraslayayım. Gel. Çok zorlama. Salacağız bunu. Güzel, statımızı kastık. Bir kere daha gelirse keseriz. Botum da var şimdi. Bot önemli bu arada baya. Lane'i pushlayabilirim şu anda. Çünkü Bristia base'e gidecek. Yani base'e gitmezse de lane'de kalırsa zaten ölür. Pull atma, pushlayacağım. Çıkma çıkma, sen kal burada. Bırak feedlesinler üst. Şimdi bak, diğer lane'ler feedliyor gördüğünüz gibi. Şu Brist'i bir daha dövelim, sonra sen git. Kule altı döveriz bunu. Tamam, agro alma. Çık 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 çık. Kendine basıyor ya, yıla Allah. Ben tam bunu kestik. Gel. Okey, kopun gelmesi kötü oldu. İlk başta TP atsan çıkardın. Neyse GG. Şimdi bak, fark ettiyseniz lane'lerimiz kaybetti. Hem midimiz kaybetti, hem üst lane kaybetti. Bak şimdi, off lane'imiz 3. Off lane'imiz 3-5, toplam 8 kill vermiş. Birebir de oynayan bir tane midimiz var. Bak, bu önemli arkadaşlar. Burası çok omelli, burayı iyi izleyin. Lane'ler lost. Tamam, sen artık alta gelme. Şimdi Slark oynarken üzerinizde Sentry taşıyın mutlaka. Çünkü Slark'la Sentry taşımak demek işte free ward'ların yerini görüp kolayca hem XP hem para kasmak demek. Burayı pushladıktan sonra artık jungle'a girebilirim. 6 level oldum çünkü. Bu 6 level olduktan sonra Slark'la jungle'a girmek önemli beyler. Hem jungle'ın hem wave'in XP'sini almak için. Arcane Ring de çıktı, güzel. Zaten Brist zaten çok gelemiyor fark ettiyseniz. Gelirse stat çalar, keserim onu. Ah, creep'i kaçırdım. Şunu alayım üstüme de, ward varsa kırayım, ekstra para gelsin. Şuraya bir kontrol edeceğim, şurada olabilir ward. Var mı, yok. Güzel. İnimiz var. Şu inimizi alalım. Brist'i kesebilirim aslında yine. Aa, kopu kesin. Wait, 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 wait. Don't harass, don't harass. Böyle bir rotate atabiliriz Inviz rünüyle. Go for him, go for him. It's fine. Onda nasıl kalıyor abi kill ya? Nasıl onda kalıyor ya? Böyle bir rotate attık. Şimdi Brist'i tekrardan dövebiliriz. Brist de çok pusi oynuyor be kardeşim. Bu neymiş amına koyayım? Bounties guys, bounties. Bu herifi kesebilirim aslında.
İyi, mid kuleyi erken düşürdü Viper. Bu güzel bir şey bizim için. Oğlum bu Brist ne böyle ya? Pusiler. Bu arada direkt olarak Silver Age almak istiyorum. Çünkü hem Brist var karşıda. Brist'i durdurabilmek için, hem de rotate'lerde kolaylık olsun diye. Takım ağır feedliyor gördüğünüz gibi beyler. Takım bildiğin feedliyor. Hani diyorsunuz ya, takım feedliyor abi, ben ne yapabilirim diye. Şimdi bu oyun neler yapılabilecek bakacağız. Bakalım gerçekten takım feedliğinde kazanılmıyor mu? Ben de kazanamayacağımı düşünüyorum bu oyunu. Bayağı zor olacak. Samet şu ward bitiyor, şuraya ward at. Şuraya bir yere at. Çeviklik vereceğim. Şimdi bak, kule altına çok fazla gitmiyorum çünkü map'te kimse yok, görüyor musunuz? Olası bir rotate'de beni kesebilirler. Slark'ım diye ölümsüz değilim. Adam Vanguard'ını bitirdi zaten. Barista artık bize kolayca ölebilecek bir hero değil. Kolayca kesemeyiz. O yüzden wave'i alıyoruz. Ondan sonra jungle'a dönüyoruz. Jungle farm'ımızı alıyoruz. Ta ki Shadow Blade'imizi alana kadar. Brist is missing. He's back. Ve elimizden gelince de Dina atalım ki adam farm alamaz. Evet. Şimdi Shadow Blade'imiz bitti. Güzel, stick charge'ımızı doldurdu. Temiz. Şimdi bak, üstte fight var, görüyor musunuz? Artık üstte rotate atabiliriz Shadow Blade'imiz geldiği zaman. Hatta Brist'i de kesebiliriz. Shadow Blade'im gelsin, ondan sonra Brist'i bir kere deneyeceğim. Daha sonrasında üstte rotate atacağım. Bakalım. Vanguard'lı bir Brist'i kesmek oldukça zor ama denenebilir. Brist aslında rotate atsa alttan kuleyi almak çok daha mantıklı şu anda. Ama ben carry olarak üstteki kuleyi de almam gerekiyor. Oyunun açılması bakımından. Takımım fight'ı kazandı. Bu çok iyi. Shadow Blade'imi de göstermek istemiyorum açıkçası. Burada birazcık farmlayacağım. Brist'i map'te görürsem üstte veya ortada alttan kuleyi alacağım arkadaşlar. Bu önemli bir kule çünkü. Evet. Rakibim mid'i de öldü. Galiba. Ölmedi. Öldü. Güzel. İki level ultim de oldu. Shadow Blade'im de var. Çok güzel. Şu an durumumuz iyi. Takım birazcık toparladı. Ha, ölümüne feedliyor da olabilirlerdi. Çok sorun yok. Normalde ben direkt Silver Age almam. Hani bundan sonra bir şeyler koyarım genelde üstüne. Çok fazla riske atmayacağım kendimi. Şöyle kaçacağım buradan. Gerek yok kendimi riske atmaya. HP'mi doldururum. İşte statlarımı çalarım. Tekrardan giderim. O regen olamaz ama ben olurum. Slark'ın böyle bir güzelliği var. Bu kuleyi aldıktan sonra şu olacak. Bize şurası da açılacak. Şurayı da kasabileceğiz artık. Artı olarak alt lane'e sürekli rotate alacağız. Bu sayede de üstte takım rahatlayacak. Evet. Şimdi bak, bu adam kesilebilir bir adam değil. O yüzden böyle stat çalıyoruz. Şimdi kesebilirim ama. Ulti şu dolduğu zaman ölebilir artık. Bunu basıyorum. Üç kişi rotate atmışlar. Benim hatam. Map'te kimse yokken orada o kadar tanki bir hero'yu kesmeye çalışmak benim hatam. Ona bakmadım. Brist'i öldürebileceğimi düşünüyordum.
Ya öldü zaten. Güzel. Şimdi bak, 15 dakikada 123 lastim var. Bu çok iyi. Gerçekten iyi. Şimdi burayı aldım ben. Üste de artık kule yok. Artık üst şu şekilde arkadaşlar. Üst lane bize açık, tamam mı? Üst lane tamamen bize açık bir lane haline geldi. Bu şu demek oluyor. Üstünüze sentry alıyorsunuz. 2 tane, 3 tane neyse. Slark oynarken ben bahsediyorum tabii ki. Üzerinize clarity de alıyorsunuz. Ay ananı sikeyim. 200 gold zarardayız. Zula'ya atacağıma sattım. Şimdi bak, üstteki kule yokken, siz Radiant oynarken, üstün kulesi gittiğinde, T1'i düştüğünde artık onların jungle'ı şuraya kadar size ait oluyor, tamam mı? Adamların jungle'ını ve üst lane'i sürekli pushlayacaksınız. Sizin bu göreviniz carry oynarken. Fight yapmak da tabii sizin göreviniz. Fight da yapabilirsiniz ama takımınız hallediyorken, yani takım birazcık pressure'lıyorken rakibi, siz burada farm atabilirsiniz. Burası artık sizin. Ha, olur da size gelirlerse, ki gelecekler tabii ki, sizi komple bırakmayacaklar. O zaman gideceksiniz. Bak, gördüğünüz gibi adamların jungle'ı bize ait. Burada da ward var. Bu yüzden demiştim central'ın diye. Ward'larını da kıracağız şimdi. Nerede olduğunu bir bakalım. Burada görünmüyoruz. Burada görünüyoruz. Burada ward var demek oluyor bu. Şurada da ward var mı? Yok. Gördüğünüz gibi bak, adamların jungle'ını biz kasıyoruz artık. Adamların jungle'ı bize ait. Bak, bu lane geldiği zaman, kule orayı pushladığı zaman burayı da gidip alacağız. Burayı da alacağız. Burayı da alacağız. Gördüğünüz gibi map üstünlüğümüz çok fazla. Adamların bak ne kadar, map'in ne kadarına sahibiz, gördünüz mü? Adamlar ne yapmak zorunda? Fight yapmak zorunda. Carry nerede? Kasamıyor. Adamların carry'sinden bu şekilde item olarak üstün oluyoruz. Burayı alalım. Şimdi Silver Age'i bitirdikten sonra takımla beraber oynamaya başlayacağız. Aslında ben çoktan oynardım. Hani takımla beraber çoktandır oynardım ama size mantığını anlatmak için oynamıyorum şu an. Sonradan takıma dahil olup oyunu zaten ben toparlarım, sıkıntı yok. Siz daha erken takıma dahil olabilirsiniz. Benim böyle oynadığıma bakmayın. Ben size mantığını anlatmaya çalışıyorum. No no no, I'm coming, relax. Relax guys. It's fine. Mesela Mikhail şu anda bizim DD'mizi aldı. Nedenini kendisi de bilmiyor. Şurada ops olduğunu hemen kıralım. Sentry'leri de varmış. Bu kötü oldu ya. Bu çok kötü oldu hem de yani. Hello bro, can you please relax and don't tilt me please? This game is so easy for me, okay? Just play your game and please don't talk. Orkid yedim orada. Orkid yediğim için ultimi basamadım. Çok kötü oldu. Bu da hood kasıyor. Karşıda 3 tane hood var. Üste gene lane geliyor bu arada. O da öldü. Güzel. Takım halletti. Üste tekrardan TP atacağım. Şuranın farmını almam lazım. Çok güzel farm geldi çünkü. Bir wave daha pushlayacağım. Ondan sonra takımın yanına gideceğim. Artık dahil olabiliriz. Şimdi burada Silver Age Breast için aldık. Güzel bir item. Hem de mobility kattı bize. Fight'larda da işimize yarayacak. Şuradan hemen outpost'u alalım. Bizim takım F2'yi aldı. XP gelsin. Şimdi takımın orayı alması ya, beraber outpost aldık ya. Map'in çok daha fazlasına hakimiz. I'm moving. I'm moving.
Güzel. Bu dakikadan sonra zaten biz çok güçlüyüz. Takımı da her türlü yardımcı oluruz. Canım az, bu hareket biraz riskli ama vuralım. Steam olmasa öldüydüm. Ulti basmak zorunda kalacaktım. Şurada ward kontrolü yapalım. Pupil's Gift iyi item. Şimdi üste birisi TP atacak. Oraya adam bekleyebiliriz orada. Ben öyle düşünüyorum farm almak için. Bakayım atıyor mu? Atmıyor. Alalım buranın farmını seri. Üstten de push atabiliriz. Şimdi normal şartlarda benim BKB almam gerekiyor. BKB alırsam gayet iyi olacak. Çünkü karşıda Orchid var. Orchid'de yakalanıp ölmek istemiyorum açıkçası. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Karşıda fight'ın içinde beni tutacak item'a da ihtiyacım var. Karşıda çünkü çok fazla spellcaster hero da var. İşte HP pull lazım yani. Öyle söyleyeyim. Yani bu şu demek. Mesela olası seni Orchid'le yakaladılar işte. İşte Cop ulti multi atacak sana. İşte Crystal Maiden tutacak. Sleight of his chain falan yiyeceksin. Tüm bunlar atıldığında ayakta kalacaksın. Ölmemen lazım. Birazcık stat item'ına ihtiyacım var. İşte durum direnci yapabilirsin. SMY mesela. S'ye kasabilirsin, örnek veriyorum Sencash'a. Ya da işte Scuddy kasabilirsin bu gibi durumda. Basher'da kasabilirsin. İşte Abyssal Blade'e çevirdiğinde Vanguard'ın o physical şeyini, damage reduction'ını kullanabilirsin. Ya da işte Abyssal aldığında Vanguard'dan gelen HP'yi kullanabilirsin gibi gibi. Böyle değerlendirebilirsin. Ama şurada yapılabilecek en güzel şey Scuddy almak. Scuddy artı 5 almak. Burada Pudge'ı keseceğim ben. Kolay. Şu yaptığım mesela çok aptalca bir şey. Hani Cop'un atlayabileceğini evet düşünebilirim. Hani Cop'da Orchid olduğunu biliyorum. Ama hani Cop'un burada olabileceğini düşünmedim açıkçası. Pudge vardı, arkamdan Crystal Maiden geliyordu. Ben dedim burada Pudge'ı kesebilirim ama tabii Cop'un atlayıp bana Orchid atacağını düşünmedim yine. Şu 5 ölüşün mesela 3'ü tamamen %100 kendi bir adım ötesini düşünememekten. Hani Orchid yiyeceğimi kesinlikle orada tahmin etmedim. Çünkü Cop yoktu map'te. Biraz önce mid'de gösterdiler. O kadar çabuk oraya rotate edebileceğini düşünmedim şahsen. Scuddy almak istiyorum aslında. Ama BKB de lazım. Ne yapsam karar veremedim. BKB çok iyi olabilir Orchid yediğimde ölmemek için. Bir de Crystal Maiden'ın ultisi falan da olacak aslında. Hani Crystal Maiden'ın ultisinin içinde de yürüyebilirim BKB alırsam. BKB güzel tercih burada ya. BKB alacağım. Şuraya takımımıza yardım edebilirsek iyi olur. Alttan da kule alınabilir aslında. Ama burada Cop var. Burada beni görüyorlar. Güzel. Burada bir tane daha kill aldık. Kuleyi de alırsak buradan. Cop'a ölmek istemiyorum bir kere daha. Şu canımı dolduracağım. Cop haritada gözüküyordu ama ben görmemiştim. Yani ben görmediğim için sizin görmeniz önemli değil. Birkaç saniye önce mid'de gösteriyorlardı çünkü. Güzel. BKB'yi aldık. Şimdi Scuddy alabilirim artık. Bunda da Glimmer var.
Goroşan. Goroşan guys. I TP out, don't fight. Don't fight. Koşalım, bunlar belli ki fight yapacaklar. I'm moving there guys. Go Roshan. Yeah, they have all that. Go Rosh, go Rosh. Samet, Glimmer al, Glimmer. BKB'yi basmayacağım. Push mid wave. I TP bot, I'm pushing bot, then I rotate. Güzel, 20 talent'ını da aldık. Go 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 fight, go fight. Burada Aegis'imiz var da illa düşürmek zorunda değiliz. Geciktirirsek iyi bizim için. Merhabalar, bu maçın analizini yapabilir misin? Ben Magnus oynuyorum demiş Mert Kösel'e. Tabii ki de yapabilirim. Oyun bittikten sonra yapabilirim. Çok teşekkür ederim donate'in için Mert. Eyvallah reis. Yani çıkıyormuş gibi yapalım. Fake back. Güzel. Brist'i öldürmek de hayli zor ya. Bayağı da üstümüzde şey birikti. Yani çok fazla benim böyle ezici bir üstünlük kurduğum bir oyun değildi aslında. Hani üstüne üstlük gereksiz öldük de 3 kere falan ama toplam 5 kere öldüm ama 3'ü gereksiz de örnek veriyorum. Ama hani genel olarak mantığını anlatabildiğimi düşünüyorum. Ne yapmanız gerektiğini, hani carry olarak map'te ne yapmanız gerektiği, nasıl gezmeniz gerektiği, ne durumlarda rotate atmanız gerektiği. Aslında çok daha fazla rotate atarak oynamayı düşünüyordum bu oyun. Ama hani hem takım birazcık fight yapabildi kendi kendine bana ihtiyaç duymadan, ilk başta feedlessler bile, hem de map'teki kulelerin düşmesinin önemini anlatmak açısından birazcık map'te gezmek zorunda kaldım. Hani bir şeyler anlatmak için oyunu oynadığım için şu anda çok fazla oyunda tabii şey olamadım, hani aktif doğal olarak. Ben ölmüyorum abi. Öldüm diye salmıştım ben orada.
Helal reis. GG.